Herkese merhabalar, selamlar. Bugün köpeğimiz doğum yaptı. Daha önce hamile köpeğin beslenmesi ve hamile köpeğin doğuma hazırlanması, yerinin yapılması ile ilgili videoyu yaptım. Şimdi doğum sırasında ne yapmamız gerekiyor? Size bunları anlatacağım. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim, hani köpeklerinizi doğurtup üretmeniz için değil bu video. Ama ben ne dersem diyeyim, bu köpekler doğurmaya devam ediyor. Doğan yavrularınızı kaybetmemeniz için uygulamanız gereken sistemler. Bunlar çoğu bir yerde yazılı olan kurallar değil. Daha önce yaşadığım deneyimlere göre size bunları anlatacağım, bunları paylaşacağım. Ben neler yapıyorum? Yavruları kaybetmemek için ne yapıyorum, nasıl çalışıyorum, bunun sistemini size göstereceğim. Şimdi eve getirdiğim köpeğim saat 7'de doğuma başladı. Sabah saat 9 gibi doğumu bitti. Yani 14 saat sürdü doğum. Köpeklerin doğumu 2 aylık bir süre alıyor. 53. günden itibaren doğum her an gerçekleşebilir. Yani illaki 60 gün olacak diye bir şey söz konusu değil. 53 günden sonra doğumun her an olması olasıdır. Köpeklerinizi buna göre emniyetli bir şekilde nerede doğuracaksa oraya köpeklerinizi almaya bakın. İkincisi, doğumu eğer ki evinizde kendiniz yapacaksanız dahi veteriner hekiminize arayın, haber verin. Çünkü doğumda olası ters bir şey olabilir. Gece vakti olur, geç saatte olur. O saatte ararsınız, kimseye ulaşamazsınız. Daha önceden, doğum başlamadan önce arayıp haber verin. Deyin ki, ya arkadaş işte benim köpeğim bu akşam doğum yapacak, telefonun açık olsun. Hani aradığımda gel diye söyleyin. Mutlaka söyleyin. Doğumda farklı bir komplikasyon gelişebilir. Ters bir durum olabilir. Yavruları da kaybedebilirsiniz. Anneyi de kaybetme ihtimaliniz olur. Çünkü doğum zor bir olay. Mucizevi bir şey. Canlının içinden can çıkıyor. Yani bunu mutlaka veteriner hekiminize haber verin. Ters bir şey giderse. Ya biz koyuyoruz, kendi kendine doğuruyor. Doğal seleksiyon bırakıyoruz. İşte güçlü yavru yaşıyor, küçük yavrular yaşamıyor, ölüyor ya da doğumda ölüyor diye düşünmeyin. Yavrularınızın hepsini yaşatmaya çalışın, kurtarmaya çalışın. Şimdi dün akşam doğuran köpeğimizi size göstereyim. Doğum sırasında akşam gece olduğu için çekim yapmadım. Fakat şu anda yavrular işte doğdular. 3-4 saatlik, 5 saatlik durumdalar. Hem hayvanı strese sokmamak adına bir de kendimiz başında uğraştığımız için çekim yapmayı uygun görmedim. Fakat şu anda ne yaptığımızı size anlatacağım. Şimdi doğumda mutlaka yanınızda temiz bir havlu bulundurun. Yavruları silip temizlemek için. Temiz bir havlunuz olsun. Doğan yavrular kese içerisinde doğuyor. Anne keseyi yırtıyor. Yırttıktan sonra yavruyu yalıyor. Anneyi strese sokmamaya bakın. Bazı köpekler doğum yaparken yanında kimseyi istemez. Köpeğinizle iletişiminiz kuvvetliyse, köpeğinizle aranızdaki ilişki kuvvetliyse köpeğiniz yanında sizin bulunmanızı ister. Sizin yanında olmanız köpeğinizi rahatlatır. O nedenle köpeğinizi ve samimiyetinizi işte çalışmalarla, eğitimle, oyunla, mamayla vesaireyle bunlarla köpeğinizle iletişiminizi artıracaksınız. Abi bizim köpek doğurdu, biz bir hafta yanına giremedik diyen insanlar var. Olmaz. Bir insan köpeğinin yanına giremiyorsa o köpek senin değil demektir zaten. O köpek kafasına göre takılan bir hayvandır. Köpeğin yanına giremiyorsan sende bir problem var demektir. Şimdi yavrular doğduğu andan itibaren getir, yaklaştır kamerayı. Dur kız. Yavrularınızı güzel, temiz bir bezle sileceksiniz, temizleyeceksiniz. Yavrular göbek kordonuyla beraber doğarlar. Anne göbek kordonunu ısırıp keser. Anneler göbek kordonunu bazen fazla dipten ısırıp fazla dipten kesiyorlar. Bu nedenle ben köpeklerin başında olup annenin göbek kordonunu ısırıp kesmesine müsaade etmiyorum. Onun için yanınızda bir tane temiz makas bulundurun. Bir de ip bulundurun. İpi de anlatacağım şimdi. Göbek kordonunu keserken sakın ha dipten kesmeyin. Parmağınızın şöyle ikinci boğumunu düşünün. Yani 3,5-4 santim bir mesafeden göbek kordonunu kesin. Şu şekilde.
göbek kordonunu şu şekilde 3-4 santim mesafeden keseceksiniz. Kestikten sonra anne tekrar asılabiliyor. Eğer ki göbek kordonunu anne kanatırsa fark etmezsiniz. Çok küçük 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 her taraf kan olduğu için fark edemeyebilirsiniz. Göbeğinden kan akar, yavrunun vücut ısısı düşmeye başlar. Yavru kan kaybından yavruyu kaybedersiniz. Yavrunun göbeğini kestikten sonra hiç fark etmez nasıl bir ip olduğu. Elinize bir tane ip alın. İple göbek kordonuna küçük bir düğüm atın. Yaklaşık hiç fark etmez nasıl bir ip olduğu. Ya şimdi herkes diyor ki ya steril mi ip? Ya arkadaş zaten doğum oluyor burada. Bunu yaptıktan sonra göbek kordonuna bakın şurada göstereyim size. Dün düğümledim. Bugün artık kurudu. Attığım düğümler bile dökülmüştür. Bakın şuraya küçük bir düğüm atacaksınız. Görünüyor mu? Bakın şuraya küçük bir dibinden göbeğine düğüm atacaksınız. Şöyle göbeğine tam dibinden iple küçük bir düğüm atarsanız annenin de asılıp sökemeyeceği bir şekilde dipten atıp ipin kenarlarını da böyle asılamayacağı şekilde keserseniz zaten birkaç saat içinde göbek kordonu hemen küçülmeye başlıyor. Bu süre zarfında hayvanlar göbeklerinden bir kanamaya maruz kalmasınlar. Başında durursanız bir de hayvanınızın göbeğinden asılıp çekmesine de müsaade etmeyin. Şimdi bazı anneler bilmiyor. Asılıyor, hayvanın göbeğini komple yırtıyor. Hayvanın göbeğini komple yırtabiliyor. Veya göbeğini fazla asıldığı için ilerleyen dönemlerde yavruların karınlarında böyle boşluk hissedersiniz. Bu boşluk annenin göbeğe sert çekmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bu boşluk daha sonra eğer dikiş atıp diktirmezseniz arayı et kapatıyor köpek büyüdükçe. Oradaki kasın arasını et kapatıyor. Fakat ilerleyen dönemlerde köpek yetişkinken özellikle sert egzersiz idmanla yaptırıyorsanız bu boşluk birden açılabilip bir içeride iç kanama başlayıp köpeğinizi kaybetme ihtimaliniz var. Bunun için İşlerin çoğunu anneye bırakmayın. Kendiniz halledin. Eğer ki köpeğinize doğum yaptırıyorsanız. Köpek her yavruyla beraber bir kesenin içerisinde çıkar ve göbek kordonu içeriye bağlıdır. Bütün yavrular doğup bittikten sonra köpekten bir plazenta çıkar. Buna eşi deniyor. Eşi çıkar içinden ve köpek onu yer. Köpeklerin hem üzerindeki plazentayı yalamasına ve çıkan eşi yemesine müsaade edin. Bazı şeyler size iğrenç gelebilir ama iğrenç değil. Bunu yediği zaman annenin süt akışında bir hızlanma oluyor. Ve ilk ağız sütü dediğimiz sütü tetikliyor ve memelerinden bu sütün daha hızlı gelmesini sağlıyor. Ayrıca doğum bittikten sonra köpeğin eşinin çıkmasını mutlaka bekleyin. Geçen Zonguldak'ta bir arkadaşım var. Onun köpeğinin eşi içinde kaldığı için ertesi gün köpek zehirlenmiş. Veteriner hekime götürüp tekrar suni sancı vererek attırmışlar. Eşini, plazentayı tekrar suni sancı vererek doğumu tekrar başlatıp o şekilde attırmışlar. Köpeğinizi zehirlersiniz. Bu çok önemli. Buna dikkat edin. Doğum bittiği andan itibaren köpeğinizin enerjisi çok düşeceği için, köpeğiniz çok hırpalanacağı için zaten yorgun olacak. Köpeğinizi hemen 1 litre ılık süte bir su bardağından böyle iki parmak eksik şekilde bal. Ilık süte katın, karıştırın. Hemen karıştırın. Köpeğinizin önüne bu şekilde getirin, bırakın. Köpeğiniz olduğu yerde onu içsin. Köpeğinizin enerjisini yükseltmek için birebirdir. Bir sefer yapacaksınız bunu, sürekli değil. Bir sefer. Doğum bittiği anda bir litre süte bir su bardağından iki parmak eksik olacak şekilde balı karıştıracaksınız. Ilık süte getirip önüne koyacaksınız. Köpek onu içecek. Kaybettiği enerjiyi bir an önce toparlasın diye. Çünkü doğum yeni bitiyor ama yavruları emzirmesi gerekiyor. Hayvan bitkin halde yatmasın. Yavrularıyla da ilgilenebilsin diye enerjisini tekrar yükseltmek için yapıyoruz. Bir sefer yapıyoruz. Sürekli yapılacak bir şey değil. Doğum esnasında doğum 24 saate kadar uzayabilir. Yani köpek ilk yavruyu yaptı 1 saat, 1,5 saat, 2 saat, 3 saat gibi bir aralık olabilir. Köpeğinizi strese sokmayın. Köpeğinizin karnını aşağıya doğru
rahmine doğru. Şu şekilde köpeğinize rahatlatıcı şekilde masaj yapın. Bu içeride yavruların tekrar hareketlenmesini sağlar ve doğumu biraz daha çabuklaştırır. Köpeğinizi hiç strese sokmayacaksınız. Rahatlatacaksınız köpeğinizi. Fazla bağırmayın, çağırmayın. Köpeğinizi strese sokmayın. Doğduğu yerin altına köpek doğururken kullandığınız halı, başka bir malzeme, herhangi neyse üzerine çarşaf, eski çarşaflarınızdan ama temiz olmak şartıyla bir tane koyun ki doğum bittikten sonra onu alın. Çünkü sıvıyla, kanla ıslanacak bu. Bunu alın, atın. Altta halınız temiz şekilde kalsın. Ayrıca size tavsiyem böyle bir, ben lamba kullanıyorum. Bakın bu hem kızıl ötesidir hem mor ışık verir. Böyle bir lamba. Bu hem köpeği rahatlatır mental olarak. Akşam yakıyorum bunu, şimdi yakmıyorum. Hem de ortamdaki mikropları kırar. Böyle bir lamba edinebilirseniz, kızıl ışık veren, mor ışık veren bir lamba edinirseniz hem ortamın pisliğini, mikrobunu kırmış olursunuz. Ayrıca köpeklerin göbek kordonunu kestikten sonra, onu söylemeyi unuttum, herhangi bir batikon ya da alkol gibi bir şeyle temizlemiyorum. Sebebi de şu, zaten anne bunu normalde kendisi kesiyor. Biz onun kesmesi yerine boyutunu kendimiz ayarlayıp kendimiz kesip dibinden bağlıyoruz. Fakat batikon gibi herhangi bir şey sürerseniz, anne çünkü sürekli, bakın şu anda da yapıyor, yalıyor yavrusunu, yalayarak temizliyor. Bunu yaptığınız zaman bazı anneler yavruları yalamayı bırakıyor. Yavruların sindirim sistemi gelişmediği için çişlerini ve kakalarını anne yalayarak yaptırıyor. Anne yalayarak yaptırması sebebiyle karnına o düğüm attığınız yere, kestiğiniz yere batikon sürerseniz bazı anneler kokusundan dolayı yavruları yalamayı bırakıp bir köşeye atabiliyor, itebiliyor. Buna engel olmak için herhangi bir kimyasal batikondur, işte bir şeydir, sürmüyorum. Ha, sürenler de var ama başıma geldiği için sürmüyorum. Ondan sonra tekrar yavruyu temizleyip annenin çıkan sıvısına bulayıp tekrar yanına koymak zorunda kaldım. Daha önceden başıma böyle bir şey geldi. Sürmeyin, siz de böyle bir şeyle karşılaşmayın. Ayrıca yavrular çıktıktan sonra ağzından yavruyu şu şekilde tutup, ağzına su dolmuş olabilir, ağzını böyle açın yavrunun, çekiştirmeden. Parmağınızı böyle koyduğunda hemen zaten parmağınızı emme refleksi gösterecektir. Ağzındaki, burnundaki suları güzelce temizleyip yavruyu elinizle memeye tutturun. Yavru emerse yaşama olasılığı yüksektir. Bazı yavrular diğerlerine göre büyük doğar. Büyük doğan yavrular biraz daha güçlü olur, kuvvetli olur. Küçük yavrulara yaşama şansını arttırın. Çünkü büyük yavrular memeye rahat rahat gider, küçükleri ezer geçerler. Küçükleri kendiniz memeye tutturun. 15 gün ben ya da çiftlikteyse çalışanım, evdeyse biz 15 gün boyunca yavruların başında sürekli nöbet halindeyiz. Sürekli. Sürekli insan yavruların başında bulunuyor. Özellikle ilk doğum yapan köpeklerde, dışarı çıkayım. Özellikle ilk doğum yapan anneler doğurduğunda yavrusundan korkabiliriz. Köpekleri 2 yaşından önce çiftleştirmeyin, yavru sahibi olmaya kalkmayın. 2 yaşında bile olsa ilk defa doğum yaptığı için doğurduğunda yavrusundan korkabilir, çekinebilir, ne olduğunu anlamayabilir. Köpeklerinizi rahatlatın, rahatlatın, sevin, okşayın. Durumu normal bir durummuş şekline getirirseniz psikolojik olarak köpeğin yavrulara bakmasını da kolaylaştırırsınız. Durumu kabullenmesini de kolaylaştırırsınız. Doğan yavruları kaybetmemeniz için ben neler yapıyorum bunları anlattım. Anneye önüne mama koyup, ayrıca onu da söyleyeyim, mamatasını önüne koyup bırakmayın annenin. Günde 3 kere beslemeye çalışın. Kaliteli, düzgün mamayla besleyin. Ekstra proteinini, yoğurdunu eksik etmeyin. Verin, etini verin, hayvanın yesin. Tavuk eti de kullanabilirsiniz, kırmızı et de kullanabilirsiniz. Tavuk daha ucuz, ben genelde tavuk eti kullanıyorum. Mutlaka verin, besleyin. En güzel sütü
et yapıyor. En güzel sütü et yapar. Ne kadar et verirseniz köpeğinizin de sütü o kadar bol olur. Köpeğinizin de sütü o kadar bol olur. Yavrular ne kadar çok emerlerse o kadar sağlıklı olurlar. İlk iki gün gelen ağız sütünü mutlaka yavrularınıza bol bol içirmeye çalışın. Bazı yavrular az içiyor, toparlanamıyor. Memelere tek tek yavruları tutturduğunuzu, yavruların tek tek emdiğini görün. Yavrular bağırmıyorsa, biraz önce yanlarındaydık gördünüz. Yavrular bağırmadan yatıyorlarsa sağlıklılardır, rahatlardır. Ama sürekli bıyıklıyorlar, sürekli bağırıyorlarsa karınları açtır ya da üşümüşlerdir. Korunaklı bir yer yapmayı bir önceki videoda gösterdik. Nasıl doğumhane yapacağınız şekli gösterdik. Ona göre oralardan izleyin. Bu videoda bu şekildeydi. Kanalı izlemeye devam edin. Abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Videolarımı paylaşan olursa aranızdan sosyal medyada sevinirim. Teşekkür ederim ayrıca böyle bir şey. Yapanlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Köpeklerinizi sevin. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.